Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. 13 ilimizden daha büyük yüz ölçüme sahibiz. Bu anlamda da ilçemizin geniş mera alanları bulunmakta. Bu anlamda da ilçemizin vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi hayvancılık. Biz de vatandaşlarımızı, çiftçilerimizi destekleme anlamında Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı DAP idaresine sunmuş olduğumuz Gürpınar Bitkisel Üretimi Altyapısını Geliştirme Projesi kapsamında sılajlık mısır projemizi geliştirdik. Bu sene de geçen sene kabul edildi idare tarafından. Bu sene de uygulamaya koyduk. Ve şimdi de burada tarlamızda da hasadımızı yapacağız inşallah. Fakat bunların dışında sılajlık mısır hayvanların et ve süt verimini ciddi anlamda artırdığı için biz bu projeyi uyguladık ve ilçemizde şu anda da sonuçlarını, çıktılarını alıyoruz. Bu anlamda da vatandaşlarımızdan, bunu yapan çiftçilerimizden geri dönükler anlamında da güzel geri dönüşler alıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini bu şekilde azalttık. Bu ekipmanlarımız ve verdiklerimiz tohumlarla beraber burada da hayvancılık anlamında da ilçemizde sılajlık mısırın alışkanlık haline getirilmesi, burada ekiminin artırılması anlamında da hedeflerimiz var. Bu anlamda bu sene 855 dekar alanda çiftçilerimiz tarafından ekim yapıldı. Şimdi de bunların hasatları yapılıyor. Seneye de inşallah elimizde tohumlarımız var. 2150 dekar alanda önümüzdeki senede de ekim yapılması hedeflenmekte. Bu anlamda ben çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malumlarınız olduğu üzere bu sene hem ilimizde hem ilçemizde hem de ülkemizde ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıyaydık. Lakin burada bizim yaptığımız, bizim Zennek Barajı sulamamız var malumlarınız olduğu üzere. Burada biz yaptığımız organizasyonla bu kuraklığı minimuma indirme anlamında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Buradaki tarlamızda da gördüğünüz üzere kuraklık tehdidine rağmen güzel de bir verim elde edildi. İnşallah önümüzdeki sene yağışların olmasıyla bunu en aza indirip önümüzdeki sene bu 2150 dekar alanda yapacağımız ekim ve üretimle beraber inşallah ciddi bir verimi gelecek sene bu seneye nazaran daha da artarak elde etmeyi umuyoruz değerli arkadaşlar. Suyun başkenti, tarımın başkenti, hayvancılığın başkenti ve artık sanayinin de adım atılmış başkenti sayılabilecek güzel bir Gürpınar gününden hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün burada başarılan bir projeyi gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere ilçemiz tarımında ağırlıklı olarak hayvancılık yapılmaktadır. Burada yem bitkisi anlamında da yonca, korigan ve arpa ekimi yapılmaktaydı. Sılajlık mısır ilçemiz için çok önemli ve büyük bir adım olmuştur. Bu projenin paydaşları olarak öncelikle DAP idaresine, il ve ilçe tarım müdürlüklerimize, Gürpınar Kaymakamlığımıza, Gürpınar Belediyesi'ne ve Gürpınar Ziraat Odası'na teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işidir. Burada başarının artık elde edildiğini görmekteyiz. Tüm çiftçilerimizin tarım alanında buna yönlenmesini de bekliyoruz. Devletimiz olarak, hükümetimiz olarak her türlü destekler verilmektedir. Bu anlamda tohum desteği verilmektedir, ekipman desteği verilmektedir. Çekinmesinler. Konuşmamın başında belirttiğim gibi suyun başkentindeyiz. Her yerde kuraklık olmasına rağmen gördüğünüz üzere burada herhangi bir kuraklık yaşanmasına müsaade etmedik. Devlet su işleriyle organizeli bir planlama yaptık. Ve her mahallemiz eşit bir şekilde su aldı ve sonuçlarını da görüyoruz. Çiftçilerimizin buna yönelmesini bekliyoruz. Bizler de her türlü desteği sunmaya hazırız. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Açıp mesela ortalama çiftçimiz için, yani bunun mesela çobanlar, çiftçiler, aile işletmeleri geldiğinde şey de çok kolay. Yani bunun bu şekilde paketlenmesi 35 kilo, hani iş gücü anlamında da kolay. Hani çiftçi mesela 10 hayvanı varsa 5 paket. O zaman vatandaşa bunu anlatmak lazım işte. Aynen. Bir de bu örnek olur bence. He? Değil mi?
Tamam. Buyur. Buyur efendim. Tamam. Buyur.